Kıymetli yurttaşlarım, yine madencilik faciası, yine iten canlar, yine tabiat tabanı, yine yükselen isyanımız ve yükselen sorularımız. Neden önlem almıyor? Sorumlu kimdir? Devlet bu konuda ne yapıyor? Biliyorsunuz bu faaliyetleri denetlemekten sorumlu bir devlet kurumu var. Eski ismi MİGE, yeni ismiyle MAPEK, yani Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü. Bu kurum Enerji Bakanlığı'na bağlı. Maden ruhsatlarını bu kurum veriyor ve madenlerin nasıl işletildiğini, can güvenliğini, mal güvenliğine uyulup uyulmadığını, bir risk olup olmadığını, kullanılan tekniklerin uygunluğunu düzenli olarak denetliyor. Bu kurumda mesleğin uzmanları maden mühendisleri, jeoloji mühendisleri çalışır. Devlet adına yapılan yanlışları önlemeye bu kurum yetkilidir. Ben bu kurumda 2007-2018 yılları arasında 12 yıl çalıştım. Şimdi size orada yaşadığım bir olayı anlatayım. Siz işleyişi buradan tahmin edin. 2014 Mayıs ayında Soma'da bir maden kazasında 301 canımız gitmişti. Ben de kurumda çalışan, içeriden bazı uygulamalara tanık olan biri olarak kurumdaki aksaklıkları, denetimdeki eksiklikleri BİMER'e, yani o dönemin Başbakanlık İletişim Merkezi'ne şikayet etmiştim. Çünkü kurum biraz daha ciddi denetim yapsaydı belki de bu kaza önlenebilirdi ve canlarımızı yitirmezdik. Nihayetinde dünyada madenciliği sadece biz yapmıyoruz. Bu konuda çok başarılı dünya örnekleri var ve kaza oranları çok çok düşük seviyelerde. Ben de vicdanı rahatsız bir vatandaş olarak bu işten sorumlu, devlet adına bu işi düzeltebilecek kurumun işleyişindeki eksiklikleri madde madde sıralayıp BİMER'e şikayet etmiştim. Bu kurumda çalışan bir memur olarak TC kimlik numaramla ismimi bildirerek kurumda çalıştığımı söyleyerek maden işlerini başbakanlığa şikayet etmiştim. Çok ciddi yaptırımları olacak bir işti. Normalde hemen bir soruşturma açılacak. Benim kimliğimi gizleyerek güvenceye alacaklar, söylediklerimin aslı var mı yok mu soruşturacaklar ve gerekli önlemleri alacaklar diye bekliyorum. Eğer haklıysam gerekli düzeltmeler yapılacak, yok eğer haksızsam kurumu ve yönetimini töhmet altında bıraktığım için belki işimden atılacağım ve tazminat davalarına konulacağım. Yani büyük bir risk aldım ve kurumu şikayet ettim. Aksaklıkları yazdım ve alınabilecek önlemleri de sıraladım. Aylar geçti, kıpırtıyor. Ha bugün, ha yarın soruşturma başlar diye bekliyorum, ses yok. Mayıs geçti, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül geçti, ses yok. Ekim ayında tekrar bir maden faciası. Bu defa Ermenek'te ve 18 can kaybı daha. Ben artık iyice sinirlenmiş halde. Ne olursa olsun insanlar can veriyor, ben işimi düşüneceğim diye BİMER'e tekrar yazdım. Daha önceki başvurumu referans göstererek neden önlem alınmadığını sert bir şekilde dile getirdim. Ertesi gün maden işlerindeki büromda dahili telefonum çaldı. Cevap verdim, Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı. Sayın Başkan diyor ki, bizi çok sıkıştırıyorsun. BİMER'e yazılar yazıyorsun. Biz gerekli çalışmaları yapıyoruz. Biraz zaman alacak. Yani usulünce bana mesaj verdi. Şimdi düşünün, siz bir kurumda çalışıyorsunuz. Kendi genel müdürlüğünüzü ve bakanlığınızı başbakanlığa şikayet ediyorsunuz. Soruşturma açılmasını, bazı yetkililerin görevden alınmasını bekliyorsunuz. Doğal olarak sizin şikayet ettiğiniz öğrenilirse büyük sıkıntı yaşayacaksınız. BİMER sizi korur diye bekliyorsunuz. Ülkemin başbakanlığı duyarlı bir vatandaş olarak bana sahip çıkar, kimliğimi ifşa etmez, beni riske atmaz diye bekliyorsunuz. Çünkü ben vicdanlı ve duyarlı bir vatandaşım, görevimi yaptım diye düşünüyorsunuz. BİMER sizin şikayetlerinizi olduğu gibi çalıştığınız bakanlığa gönderiyor. Önlem alınıyor mu? Hayır. Kimseye soruşturma açılıyor mu? Hayır. Maden faciaları önleniyor mu? Hayır. Şimdi böyle bir ülkede siz nasıl düzelteceksiniz? Kimi kime şikayet edeceksiniz? Madenciyi kuruma, kurumu bakanlığa, bakanlığı başbakanlığa. Ya da mahkemeye götüreceksiniz. Yıllar yıllar sürecek. Haklılığınızı ispatlayacaksınız ama sonuç yine facia. Bakın orada yıllardır bu maden için mücadele eden insanlar var. Hazırladıkları raporlar var. Çevresel etki değerlendirme raporları var. Tepeden tırnağa ihmaller zinciri. Bu işin tek bir yolu var. İhmalden dolayı kazalara neden olan can kayıplarına, tabiat talanlarına neden olan şirketlerin, ortaklarının, ailelerinin tüm mal varlıklarını el koyun. Aynı şekilde denetimden sorumlu tüm yöneticilerin ve uzmanların silsileyle tamamını görevden alıp mal varlıklarına el koymak. Yargıda sorumlu olan tüm yetkililerin mal varlıklarına el koymak ve tamamını sorgulamadan hapse atmak. Kim masum, kim suçsuz önce içeri atacağım, mallarını el koyacağım. Hızlı şekilde soruşturmalarını tamamlatıp yargılatacağım. Gerçekten suçsuz olanları salıp diğerlerini mallarını el koyup ülke sınırları içinde asgari ücretle işçi olarak çalışma dışında tüm haklarını askıya alacağım. Yeniden inşa için her düzeyde bir temizlik yapmamız gerekiyor. Hadi bakalım siz de tarafınızı belirleyin ki birlikte başaralım.